Aramıza hoş geldiniz ve Touchless'ı seçtiğiniz için tebrikler. Akıllı kartvizit kullanıcıları topluluğumuza katılmanızdan büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız müşterilerinizi etkilemenize ve herhangi bir tuhaf an yaşamadan anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olmaktır. Temassız kartınızı kullanmaya başlamadan önce kartınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak hızlı bir sunum yapmak istiyoruz. Herkesin NFC teknolojisine sizin kadar aşina olmadığını biliyoruz, ancak sorun değil. Touchless ile oyunda öndesiniz. Videomuz size her türlü durumla nasıl kolaylıkla ve zarafetle başa çıkacağınızı gösterecek. O halde arkanıza yaslanın, rahatlayın ve temassız kartınızın sizi bekleyen heyecan verici olanakları öğrenmeye hazırlanın. Her etkileşimi olumlu hale getirelim. Başlamadan önce, bugünkü eğitimimizin içeriğinin listesi bu. O halde size iletişim bilgilerini paylaşmak için NFC'yi nasıl kullanabileceğimizi anlatayım. Öncelikle bilgilerinizi paylaşmak istediğiniz kişinin kartınızı taramaya hazır olduğundan emin olmalıyız. iPhone XS veya üzeri bir telefona sahipseniz, hazırsınız. Telefonunuzun kilidini açmanız yeterli, taramaya hazır. Ancak iPhone X veya 6 bir telefonunuz ya da Android cihazınız varsa NFC etiket okuyucu işlevini açmanız gerekir. Bunu yapmak için ekranınızın üst kısmından aşağı doğru kaydırın ve küçük NFC simgesini arayın. Bunu bulamazsanız, iPhone kullanıcıların ayarlar kontrol merkezine gitmesi ve Android kullanıcıların ayarlarda NFC'yi araması gerekir. Basit. Yaşasın, akıllı telefonunuzda NFC'yi etkinleştirdiniz. Şimdi NFC okuma alanının nerede olduğunu bulalım. iPhone'larda üst kısımda, kameranın yakınındadır. Ancak unutmayın, iletişim kurabilmek için internet bağlantınızın olması gerekir. Android için, çoğunda da üstte bulunur, ancak bazılarında arkada ortada bulunur. Sadece onu bulmanıza yardımcı olacak bir ışık arayın. Bu kadar. NFC özellikli kartınızı kullanmaya çalışıyorsanız ancak yanıp sönen ışık yoksa endişelenmeyin, yanınızdayız. Bu bağlantıyı devam ettirmek için birkaç şey deneyelim. NFC özellikli kartınızı kullanmaya çalışıyorsanız ancak yanıp sönen ışık yoksa endişelenmeyin, yanınızdayız. Öncelikle NFC'nin açık olup olmadığını kontrol edelim. Değilse, düzeltmesi kolay. Daha sonra kartınızı NFC akıllı telefon anteninin yakınına yerleştirdiğinizden emin olun. iPhone'lar için bu üst kısımdadır ve Android'ler için telefonun arka tarafının üst, orta veya alt kısmını deneyin. Telefonunuzun veri veya internet erişimi olup olmadığını bir kez daha kontrol edin. Aksi takdirde tarayıcıyı açtığınızda, "Ağ bağlı değil" şeklinde bir mesaj göreceksiniz. Endişelenme. Hızlı bir çözüm için Wi-Fi'ye bağlanmanız veya verileri etkinleştirmeniz yeterli. Metal ve sıvının NFC bağlantısını etkileyebileceğini unutmayın, bu nedenle kartınızı metal bir yüzeye dokundurmayın ve bağlantıyı zayıflatabilecek metal telefon kılıflarına dikkat edin. Sana bu harika şeyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceğini göstereyim. iPhone'unuz varsa kartı telefonunuzun üst kısmında, kameranın bulunduğu yere yakın tutun. Kartta hafif bir flash göreceksiniz. Ardından açılan bildirime tıklayın, iletişim bilgileri ekranınızda görünecektir. Aşağı kaydırıp, yeni kişi oluştur, A tıklayın ve ardından, bitti'ye basın. Bum, işin bitti. Şey yarayıp yaramadığını görmek için kişiler uygulamanızı kontrol edin. Yani eğer bir Android kullanıcısıysanız, yapmanız gerekenler aşağıda açıklanmıştır. Öncelikle kartı telefonunuza yaklaştırıp uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer öyleyse, bu, iletişim bilgilerini bir WCF dosyasında indirebileceğiniz anlamına gelir. Daha sonra dosyayı açarsınız ve kişiyi kaydetmek istediğiniz hesabı seçersiniz. Bundan sonra kişiyi içe aktarın ve iletişim dizininizde olup olmadığını kontrol edin. Farklı Android telefonların farklı adımları olabileceğini unutmayın ancak bu yalnızca bir örnektir. Neyse, umarım bu yardımcı olur. Merhaba, çözümümüzün iletişim bilgilerinizi bir QR koduyla paylaşmanıza olanak tanıdığını biliyor muydunuz? NFC işlevi olmayan cep telefonları için mükemmeldir. Paylaşımda bulunduğunuz kişinin telefonunda QR kod tarama fonksiyonunun olduğundan emin olun, aksi halde bunun için bir uygulama indirmesi gerekebilir.
QR kodunuzu telefonunuzda nasıl hazır hale getireceğinizi bilmek ister misiniz? Bu kolay. Öncelikle eş profilinizi kısa yol olarak kaydedin. iPhone kullanıcıları için paylaş düğmesini, Android kullanıcıları için diğer simgesini ve ardından ana ekrana ekle'yi tıklayın. Ardından QR kodunuzu paylaşmanız gerektiğinde kısa yola tıklamanız yeterlidir. Ev profil QR kodunuzu kaydetmeniz gerekiyorsa bu oldukça kolaydır. Ev profil sayfanıza gidin ve menü çubuğunun sol tarafındaki iletişime geçin sekmesine tıklayın, aşağıdaki üçüncü sekmedir. Ardından QR kodunu resim olarak kaydetmek için ekran görüntüsü işlevini kullanın. NFC akıllı kartlarınızı kaybetmeniz durumunda yedek olarak fotoğraf albümünüzde saklayabilirsiniz. Bu hem Android hem de iPhone kullanıcıları için geçerlidir. Son olarak, gelişmenize ve sorunsuz bir iletişim deneyimi yaşamanıza yardımcı olacak 5 ipucumuz var. Öncelikle kartvizitleriniz olmadan yakalanmayın. Bir müşteri kartvizit istediğinde, onları ofiste unuttum dediğinizi hayal edin. Bu tam bir başarısızlık olurdu. Başka ne bahanem var? Taşımanız gereken yalnızca bir kartınız var ve bunu cüzdanınızda veya her zamanki kartvizit tutucunuzda saklamanızı öneririz. Ayrıca eş profilinizi telefonunuza kaydetmenizi tavsiye ederiz, böylece kartınız yanınızda olmadığında bile yedek olarak QR kodunuz olur. Daha sonra kartınızı en iyi durumda tutmalısınız. Sonuçta bu senin bir yansıman. Ayrıca içindeki anten veya çip hasar görürse kart hiç çalışmayabilir. Bozulmamasını sağlamak için onu bir kartvizit tutucusunda ve her türlü nem veya ısıdan uzak tutun. Ayrıca karttaki ışığa da dikkat etmeyi unutmayın. Birinin telefonuna dokunduğunuzda başarılı bir bağlantı kurduğunuzdan emin olmak için yanıp söndüğünü görmeniz gerekir. Son olarak, kart alışverişi yaparken doğal olun. Bunu birinin yüzüne vurma. Bu çok saldırgan görünebilir. Bunun yerine, konuşmamın doğal bir anını bekleyin ve kartınızı ikinizin de rahat edeceği bir şekilde sunun. Artık birisine kartınızı verdiğinizde, onlara ne verdiğinizi mutlaka bildirin. Sosyal medyanıza, web sitenize veya başka bir bilgiye bir bağlantı olabilir. Kafalarının karışmaması için bunu onlara neden verdiğinizi açıklayın. Soruları varsa veya hizmetleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlarsa onlara ulaşmaya davet etmeyi unutmayın. İşte karşınızda. Akıllı kartvizitimizle ağ kurmayı çok daha rahat ve keyifli hale getirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler ve iyi eğlenceler.